Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Biraz sonra Araştırma Müdür Yardımcımız Gizem Uzuner Gençlük'le beraber hem öne çıkan aracı kurum raporlarını konuşacağız, hem de piyasada dikkat edilmesi gereken grafikleri ekrana taşıyacağız. Öncesinde ise Ağlaç Yatırım'a dönüyoruz. Araştırma Müdürü Barış Ürkün'le birlikteyiz. Barış Bey, piyasalar yine hareketli bir sabaha uyandı. Uluslararası tarafta Çin Merkez Bankası'nı, koronavirüsü, Powell'ı takip ediyoruz. İçeri döndüğümüzde ise bir yandan bankaların aktif rasyosunu tutturmuş olması, diğer tarafta da Katar'la swap anlaşması 3'e katlandığı bir sabaha uyandık. Neler beklersiniz piyasalardan? Evet, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Evet, şimdi tabii baktığımızda genel itibariyle dünyanın genelinde bu COVID-19 pandemisinin yarattığı hem sağlık hem de ekonomik etkilerinden bir önce kurtulmaya odaklı bir piyasa fiyatlaması gördüğümüzü hala sürdürdüğünü bunu söyleyebiliriz piyasanın. Ya buna dayalı gelecek gelen her türlü haber akışına da oldukça duyarlı tepkiler geldiğini görüyoruz. İlk önce herhalde buraya değinmek lazım. Hafta başında işte ABD'de bir biyokimya şirketinin bu COVID-19 hastalığını engelleyecek bir etkili aşı ürettiğini açıklaması piyasalarca oldukça olumlu tepkilerle karşılanmıştı. İşte endekslerde ciddi yükselişler gördük. Ama hemen akabinde dün bu üretilen bu aşının yeterli olmayabileceğine yönelik bazı eleştirilerin gelmesiyle tekrardan satış yönlü hareketlerin geldiğini görüyoruz. Yani piyasa fiyatlaması bu özellikle dediğim gibi başta buna dayalı fiyatlamalara yönelik hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Evet, Powell'ın açıklamalara bakıyoruz. Oldukça tabii ki etkili açıklamalar olduğunu görüyorum. Çünkü en fazla beklenen orada negatif faiz olur mu olmaz mı tartışmaları ve buna dayalı olarak yorumların hala oraya kapalı olduğunu görüyoruz. Buna dayalı olarak da baktığımızda özellikle en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Amerika'nın da önemli ölçüde destekleyici politikaları sürdürmesi konusundaki sinyallerin de geldiğini görüyoruz. Ve tabii ki ciddi boyutta da desteklerin gelmeye devam ettiğini de görüyoruz. Bu bağlamda da hem ABD'den hem de diğer ülkelerden de işte Almanya, Fransa'nın arasında anlaşması gibi 500 milyar euro gibi bir pakette. Bunlar da özellikle piyasaları desteklemeye devam edecek bir süreci bu karşımıza açısı çıkartıyor. İşte haftanın bu ortasına geldiğimizde hem bugün itibariyle baktığımızda işte Fed'in tutanaklarından çıkacak sonuçları ki oradan da yine aslında bahsettiğim gelişmeler minvalinde bir sonucun çıkması burada muhtemel destekleyici adımların devam etmesi yönünde. Aynı zamanda COVID-19 kaynaklı olarak da bu gelişmelerin ne yönde ilerleyeceğine dayalı da fiyatlamaların sürdürüleceğini açıkçası söyleyebiliriz. Yani bu aslında gelen itibariyle bakıldığında bir yorum olarak burada değerlendirilmeli. ABD tarafına baktığımızda dünkü satış eğiliminden sonra vadeler tarafında kısmen de olsa bir toparlama var. Asya tarafı biraz karışık seyrediyor. Çin Merkez Bankası'nın faizlerden herhangi bir değişiklik yapmadığını görüyoruz. En azından biraz daha orada ne yönde ilerleyeceğine dair biraz daha takip edilecek bir süreç var karşımızda. Ama baktığımızda piyasanın bir miktar daha karışık bir görünümle güne başlayacağını bu noktada açıkçası söyleyebiliriz. Tabii yurt dışı taraf böyle. Yurt dışı tarafa bakarsak da evet özellikle piyasaların çok uzunca bir zamandan beklediği, yurt dışı piyasanın beklediği swap anlaşmasına yönelik somut bir gelişmeyle karşılaştık az önce gelen haberle birlikte. Her ne kadar daha önce yapılmış bir anlaşmanın güncellenmesi olsa da işte Katar'la 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkartılmış olması bu swap anlaşmasının 3 katına çıkartılmış olması. Bu noktada tabii oldukça önemli. En azından döviz ihtiyacının yoğun olduğu, yüksek olduğu bu ortamda bu beklentinin kısmen de olsa buradan karşılanmış olması tabii ki biraz da beklentileri şimdi diğer ülkelerle gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek. Bu beklentileri de biraz da olumlu yönde etkileyebilir. Bunu da önümüzdeki günlerde takip ediyor olacağız ki dün baktığımızda İşte İngiltere ile bu anlaşmanın yakın olduğuna dair, işte Japonya ile de olduğuna dair haber akışlarının geldiğini gördük. İşte buradan da totalde rakam da telaffuz edildi. İşte 20 milyar dolara ulaşan bir rakam. Önümüzdeki günlerde buna dayalı gelişmelerin de fiyatlamaları dahil olacağı bir süreci görebiliriz diye düşünüyorum. Yani kur tarafına bakarsak zaten orada 7.26'lardan sonra başlayan aşağı bir hareket görmeye başlamıştık. Özellikle BDDK'nın attığı bazı adımlar, işte bazı bankaların TL işlemlerinde sınırlamaya gitmiş olması biraz etkili oldu diye düşünüyorum burada. Tabii ki bu swap anlaşmasının biraz etkisiyle şu anda 6.80-6.83 bandı altında bir miktar hareketlilik görme ihtimali var gibi açıkçası düşünüyorum. Tabii yarın da Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ediyor olacağız. Burada da hem kurun 7'nin altına inmesi, 6.80'in de altına doğru eğilim göstermiş olması Merkez Bankası en azından elini biraz daha güçlendiren bir konumda tutuyor diye düşünmek lazım. O yüzden de Merkez Bankamızdan belki 75 bizim beklentimiz, belki 100 bas puan faiz indirimi kapısı bu noktadan itibaren açılabilir. Daha önceki hareketlerde gördüğümüz gibi kur tarafında bu swap anlaşmasından sonra Katar'la güncellenmesinden sonra diğer iki ülkenin de anlaşma konusunda belki de somut haberler beklentisi. Merkez Bankası bu kararla birlikte bakıldığında aslında belki de kurda çok yukarı bir hareket gündeme getirmeyebilir. O yüzden kısa vadede 6.83-6.87 bandı altında kurda ben bir miktar daha aşağı yönlü hareketliliğinin olabileceğini düşünüyorum.
Özellikle kısa vadede bugün bakarsak 6.79-50 altında kalıcılık yeniden bir 6.71-6.65 bölgesine doğru da bu beklentiler ışığında hareketleri gündeme getirebilir diye de açısı ben düşünüyorum. Borsa tarafına gelirsek evet ABD tarafında dünkü kapanıştan sonra vadelerden bahsettik, bir miktarda hafif pozitif bir seyir var. VIOP tarafına bakarsak güne pozitif başlangıç yapıldığını görüyoruz ki işte hafta başında yurt dışından gelen, işte ABD'den gelen ilaç haberlerinin, aşı haberlerinin bir miktar olumlu etkilerin geldiğini gördük. Bizim Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamada da biraz yurt dışına odaklı fiyatlama etkisini göreceğiz bugün de, ama 102.000-102.300 bu bölge önemli. Daha önce 30 Nisan'da bu seviyeyi test etmiştik. Pazartesi oraya tekrardan yaklaştık ve ikili bir zirve noktası var şu anda karşımızda. Bunun üzerine geçip geçmeyeceğimiz önemli. Eğer geçersek 103.000-106.000 bölgesine doğru bir hareketten önümüzdeki günlerde bahsediyor oluruz diye açısı düşünüyorum. Bu bölge üzerinde kalıcılığı arayacağız. Aşağı yönlü hareketliliklerde de endeksin özellikle 100.800-100.000 desteği üzerinde kalıcı olup olmayacağını bakmamız gerekiyor. Bu açıkçası yurt dışındaki piyasa fiyatlaması ve risk algısıyla oldukça yakından ilintili ki içeride atılan bu swap adımı ile birlikte gelecek diğer buna ilişkili haber akışları da bence piyasa fiyatlamasını oldukça önemli oranda belki de olumlu etkileyebilir de açıkçası yorumlayabiliriz. Takip edeceğimiz çok fazla haber var. Çok çok teşekkür ediyoruz. Barış Ürkün, Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü. Son dakika bilgileri var. Onları da paylaşalım. BDDK'dan geliyor son dakika. Yabancılarla TL plasman, depo, repo ve krediler öz kaynakların %0,5'i ile sınırlandırıldı. Euroclear Bank ile Clearstream Banking TL işlemi sınırlandırılmasından muaf tutuldu diyor son dakikalar. Tekrar edelim özellikle radyodan takip edenler için. Yabancılarla TL plasman, depo, repo ve krediler öz kaynakların %0,5'i ile sınırlandı. Euroclear Bank ile Clearstream Banking TL işlemi sınırlandırmasından muaf tutuldu diyor BDDK'dan yansıyan son dakikalar. Yine konuyla ilgili elimizde yeni bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşacağız. Yorum vermeye de gayret edeceğiz diyelim. Gizem, istersen açılış beklentilerini konuşmaya devam edelim. Biop tarafında artılardayız. Katar tarafındaki swap haberi yine piyasaya iyi gelmiş gözüküyor. Açılış beklentileri nasıl oluşuyor bu sabah? Aslında genel itibariyle bu sabah yazılan raporların tamamı bu Katar swap anlaşmasını görmeden önceydi. Ama öncesinde olan beklentilerde bile beklentilerin ağırlıklı olarak iyimser olduğunu ifade edebilirim. Dolayısıyla genel itibariyle biraz daha ileriye gitmek için yeni bir haber akışı duyulduğuna atıfta bulunuyordu analistler. O haber akışı da aslında geldi. Çünkü swap konusuna çok fazla önem atfediliyordu hatırlatmak gerekirse. Ve bir süredir de biz bu konuyu konuşuyorduk. Kim olacak, büyüklüğü ne olacak şeklinde. Bizim hatırlatmak gerekirse zaten 2017-2018'den bu yana Katar'la bir swap anlaşmamız var bu arada. Onun tutarı en son 2018 yılında arttırılmıştı. Şimdi bugün yayınlanan duyuruyla beraber 3 katına arttırılmış. En son hani olasılıklar dahilinde olduğu için Katar'la anlaşma tutarının arttırılması, Katar'la olan dış ticarete ilişkin bir tablo hazırlamıştım. O da ekrana gelsin aynı zamanda, onu da üzerinden konuşalım. Bizim mevcut durumda Katar'la yaptığımız ithalat, ihracat, dış dengemiz neydi, hacmimiz neydi, onu da aynı zamanda göstermiş oluruz. Diğer yandan ilk etapta kur etkisine de belki göstermekte fayda var. Çünkü piyasa bunu nasıl karşıladı, ona da değin aynı zamanda. Şimdi ekrana gelen tabloda Türkiye ile Katar'ın dış ticaret ilişkisi var. 2019'un son rakamlarıyla beraber değerlendirmek gerekirse biz Katar'a 1.1 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Oradan 262 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. 262 milyon dolarlık ithalat yapıyoruz. Toplamda ise 1.4 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var Katar'la dış ticaret ilişkimizde. Biz bu noktada dış fazla veriyoruz. Katar bizim dış fazla verdiğimiz ülkelerden bir tanesi. 899 milyar dolar en son 2019'un rakamıyla beraber bu noktada dış fazla vermişiz. Geçtiğimiz yılların evinimine dikkat çekmek gerekirse, mesela bizim anlaşmamızın olmadığı dönemlere, 2017 öncesine bakmak gerekirse, mesela 2016 yılında biz oraya 439 milyar dolarlık ihracat yapıyorduk. 271 milyar dolarlık ithalat yapıyorduk oradan. Yani toplamda oraya 168 milyar dolarlık dış fazla verirken günümüz rakamlarıyla bunun neredeyse 8-9 kat arttığını görmüşüz. 9 milyar dolarlık bir dış fazlaya kadar gitmişiz. Bu noktada tutar 3 katına kadar arttırıldığını söyledik. Daha öncesinde 5 milyar dolar karşılığı TL ve Katar riyalinden 15 milyar dolar karşılığı TL ve Katar riyaline bugün yapılan duyuruyla beraber ikili para takası yani swap anlaşması tutarının yükseltilmiş olduğunu da eklemekte fayda var. Bir de şunun özellikle altını çizeyim. Bu bir kaynak değil. Yani bu
sadece likitte sağlanması, bir finansman erişimi, kısa vadeli bir finansman erişimidir swap anlaşması. Onu da özellikle altını çizmek lazım. Bir taraftan borsa da açıldı, onun da rakamlarını verelim. Beklentiler paralel, pozitif bir açılış yaptık. Swap anlaşması duyurulmadan öncesinde de beklentiler zaten artıda bir başlangıç yönündeydi. %0.55'lik bir artıyla güne başlamış vaziyetteyiz. 102.547 puanda. Bugün gün içerisinde bu beklenen swap anlaşması haberi, bakalım ne kadar etkili olacak. Beklenen haber geldi. Daha ne kadar borsayı yukarı yönde taşıyabilir? Bunun da etkisini bugün itibariyle izleme şansına sahip olacağız. Mali endeksi %0.59 artıda başladı. Banka endeksi %0.6 artıda başladı. Genele yayılmış bir yükselişten bahsedebilirim. Bir tek Alkim, Halkbank ve İşgeo bu noktada. Hatta İşgeo yatay, Halkbank ve Alkim hisseleri bugün ekside başladılar güne. Geri kalan herkes yatay. En çok yükselenler de Yataş, Doğaş, Güneş Sigorta, Şekerbank, Gözde, Tav, Koza, Çimsa, Adana ve İş Finansal, İş Yatırım Menkul Değerler hisselerini görmekteyim. İlk onu böylece sıralayabiliriz. İyimser bir başlangıç yaptık dedik. Dolar TL tarafındaki fiyatlama ne yönde oldu diye bakacak olursak, orada da swap anlaşmasıyla beraber ilk reaksiyon olarak biz dolar TL'nin 6.77 seviyesine kadar geri çekilmiş olduğunu gördük. Ancak haber gelmeden öncesindeki seviyelere döndü dolar TL. Onu da hatırlatmakta ve özellikle altını çizmekte fayda var. Şu an 6.79.45'ten fiyatlanıyor. Yani güne başladığımız yerde olduğumuzu da ifade etmek lazım. Ancak belki şunu da özellikle söyleyebiliriz. İki işlem günündeki hareketi göz önünde bulunduralım. Dün de aynı şekilde benzer bir swap anlaşmasına ilişkin basına yansıyan bir haber vardı. Onunla beraber dolar TL'nin biraz dalgalandığını görmüştük. Dün itibariyle de 6.77'lere kadar geri çekilmiş. Sonrasında bu kaybının haber yalanlandıktan sonrasında telafi edildiğini, tekrar yukarı yönde hareket ettiğini gördük ama öncesindeki seviyelere dönmedi. Şuradaki sarı kutuyla dikkat çektiğim yer orası. Bugünün başlangıcı da dün aşağı yukarı kapattığı seviyelerden oldu aslında. Bugün de swap anlaşmasıyla beraber tekrar grafiği büyüteyim. Şurada gösterdiğim sarı kutunun içerisindeki hareket swap anlaşmasının öncesinde dolar TL'nin 6.79'larda seyrettiğini gösterirken anlaşma haberi geldikten sonra 6.77'lere kadar geri çekildiğini, sonrasında ise buradaki kaybını telafi ederek tekrar 6.79'un üzerine çıktığını gösteriyor. Bu anlaşma bizi ayrıştırdı mı? Hemen ona da bakalım. Gelişen ülke para birimleri içerisinde. Biz bu noktada en çok dolar karşısında değer kazananlarda Endonezya rupisinin altında işlem görüyoruz. TL dolar karşısında en fazla değer kazanan bugün ikinci para birimi şu anki kazanımlarıyla beraber. Bu noktada bir de şunu ekleyeyim swap anlaşmasına. Daha öncesinde Sayın Uysal da aynı zamanda Sayın Berat Albayrak da en son birkaç hafta öncesinde uluslararası yatırımcılarla görüştüğünde de bu soru sorulmuştu swap anlaşmasına ilişkin. Orada da G20 ülkeleriyle görüşüyoruz. Anlaşma birden fazla olabilir. Yapıldıkça açıklayacağız denmişti. Dolayısıyla başka haberler gelecek mi bu taraftan swap anlaşmasıyla ilgili? Onları da yakından takip edeceğiz Zeynep. Bunlar bu noktada kısa vadeli iyimserlik yarattığını görüyoruz zaten şu an itibariyle. Dolayısıyla piyasada buna önem atfediyor. Bakalım başka anlaşma olursa daha da ötesini görebilecek miyiz pozitif etkinin? Yakından takip edeceğiz bu noktada. Bugün istersen bir de şirket haberleri tarafında kimler var onları da söyleyelim. Acaba hangi hisseler bugün arkalarında haber akışıyla birlikte daha hareketli olmaya aday? Halkbank tarafıyla başlayayım ilk etapta. Halkbank tarafında Fitch'ten bir not indirimi geldi. O yüzden muhtemelen bugün itibariyle ekside olduğunu görmekteyiz. Halkbank'ın bu noktada kredi notlarını da aynı zamanda ekrana getirdim. Kırmızılarla işaretleniyorsa şayet zaten ekranımızda notunun indirildiğini göstergesidir. Ekrana getirdiğim tabloda Moody's'den, Fitch'ten iki kredi derecelendirme kuruluşundan bu noktada Halkbank'ın aldığı notlar var. Bu noktada Fitch Ratings aynı zamanda diğer bankalara ilişkin de kararlarını açıkladı. Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın not görünümlerini durağından negatife indirdi. Halkbank'ın ise kredi notunu B+'dan B'ye çekti. Notun görünümünü ise negatif olarak
korudu. Burada da gösterdiğim gibi. Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank'ın B+ seviyesindeki notlarını değiştirmiyor. Halk Bank'ın not indirimiyle ilgili iki kamu bankasının görünümlerinin negatife çekilmesini ülkenin döviz rezerv pozisyonuna bağladığını söyleyebilirim yaptığı açıklamada. Bununla beraber diğer açıklamalara bakacak olursak BBVA'nın, Garanti BBVA'nın negatif görünümü Fitch'in Türkiye'nin zayıflayan dış pozisyonunun bankacılık sektörüne müdahale riskini arttırdı. Yeni bir regülasyon ihtimalini arttırdı. Bunun da tüm bankaların döviz yükümlülüklerini yerine getirme imkanlarını kısıtlayabileceğine ilişkin görüşünü yansıttıklarını söylemişler bu notlandırmayı yaparken. Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Ziraat ve Vakıf Bank'ın notlarının korunması, sermaye ve döviz likiditesi tamponlarının hala kayda değer düzeyde olmasını yansıtıyor şeklinde de bir değerlendirmede bulundu. Halkbank'ın notunun düşürülmesine ilişkin yaptığı açıklamaya baktığımızda zarar absorbe etme etkisinin, kapasitesinin daha zayıf olmasının bu noktada not indirimde bulunmalarına kararına gerekçe olarak gösterdiklerini söyleyebilirim Zeynep. Veriler geldi bir taraftan, ondan sonrasını istersen şirket haberleriyle yine devam ederiz. TÜİK ve Merkez Bankası'nın beraber hazırladığı tüketici güven endeksi rakamlarını karşıladık. Mayıs 2020 için 59,5 seviyesi söz konusu oldu. Bu da bir önceki aya kıyaslandığında %8,5 oranında bir yükselişe işaret ediyor. Zira Nisan ayında 54,9 değerini almıştı endeks. Hatırlatalım. Halinin maddi durum beklenti endeksi Nisan ayında 72,5 iken Mayıs ayında %9,3 oranında artı 79,2 değerini aldı. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 81,8 değeriyle karşımızda, o da Nisan'da 74,8'di. Yani orada da %9,5'luk bir yukarı yönlü hareket söz konusu oldu. İşsiz sayısı beklentisi endeksine baktığımızda 55,3 seviyesini karşıladık. Nisan ayında 53,8 olan değer böylece %2,9 kadar yükseldi. Buna göre de tasarruf etme ihtimali endeksinin de 21,7 olduğunu gördük. Burası Nisan'da 18,4 seviyesini almıştı. %18 oranında Mayıs ayı için bir yükseliş göstermiş oldu diyebiliriz. Nasıl yorumlayalım Gizem diye az sonra soracağım ama öncesinde bankalarla ilgili bu kadar yoğun bir haber akışı içerisinde görüş olarak devam edeceğiz. Nurol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt bu sabah bizimle birlikte. Ziya Bey, hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım. Öncelikle aktif rastlosu tarafında BDDK'nın istediği limitlerin üzerine çıkılmış gözüküyor sektörde. İsterseniz bunu değerlendirelim. Daha çok verilmiş olan kredilerle mi, alınan menkul kıymetlerle mi böyle bir rastlo tutturulmuştur? Ve tabii bu sabah itibariyle de taze bir haber var. O da BDDK'dan geldi. Yine yurt dışıyla yapılan işlemler açısından bir farklı gelişmeyi de bu tarafta karşılamış olduk. Yabancılarla TL plasman, depo, repo ve krediler öz kaynakları %0,5 ile sınırlandırıldığı haberi var. Bu iki başlığı nasıl yorumlarsınız? Zeynep Hanım, öncelikle iyi yayınlar, iyi günler. Durum şu, bankalar bu aktif rastlosuna süratle uyabilmek açısından iki tane çok hızlı yapabilecekleri harekete girdiler. Bir tane de göreceli olarak daha yavaş giden bir alternatifi de uyguladılar. Şimdi birincisi neydi? Çok süratli bir şekilde menkul kıymet alımına gittiler. Arkasından bunu döviz tevdiatlarındaki varlıklarla veya ellerindeki diğer yurt dışındaki bankalardaki swapları, Merkez Bankası paraları getirerek Merkez Bankası'yla yaptıkları swapla bunu tekrar arttırdılar. Arkasından da biraz özellikle TL mevduatta faizleri indirmek suretiyle mevduatları aşağıya çektiler. Bir dördüncü ve biraz daha göreceli olarak zayıf olan konu, o da hazır çıkartılmış ve kendilerinin kredi konusunda, kredibilite konusunda sıkıntı görmedikleri firmalara çok süratli bir şekilde kredi vermek suretiyle bu rasyoyu tutturmaya çalıştılar. Benim hatırladığım kadarıyla başlangıçta bunlar %95-96 seviyesinde tutturuyordu özel sektör bankaları. Kamu bankaları da %130 civarındaydı. Şimdilik bankalar bunu yakaladılar ama tabii bu biraz böyle fazla zorlamayla oldu. Gerçekten çok iyi bir kredi ve ihtiyacı gerçekten olanlara tam olarak ne kadar gittiğini şu anda onu görmek mümkün değil. Daha olayın üstünden çok kısa bir zaman geçti.
O açıdan evet tutturuldu ama yani bir rastoyu tutturmak için yapılmış bir hareket gibi görünüyor ilk taraftan baktığımızda. Bunun bir diğer tarafı da şu, malum hazine artık eskiden %89 olan borç çevirme rastosunu %239'lara çıkarttı. Haliyle bankalardan gelen bu hızlı taleple bizim tahvil bono faizleri süratle aşağıya indi. Bu iyi bir şey çünkü sonuçta şu anda piyasada çok büyük bir borçlu olarak, borçlanıcı olarak Türkiye Cumhuriyeti hazinesi görünüyor. Bu onların maliyetlerini düşürme açısından önemli. Belki bu rasyonun bir amacı da çok açık olarak açıklanmadıysa, belirtilmediyse de belki bu bankaların böyle bir reaksiyon gösterip tahvil faizlerini aşağı çekmesi bekleniyordu. O konuda oldukça başarılı bir noktaya gelindi. Bu swap konusuna gelince evet sınırlamalar var. Bu dövizin düşmesindeki sebep her ne kadar swap anlaşmaları beklentisi falan deniyorsa da yani 7.26'dan 7.77'ye bu swap haberleriyle düşmez. Çünkü swap dediğiniz olay hani 3 aydır bilemediğiniz 6 aydır eninde sonunda sizin şey yapacağınız ödemeniz gereken ve özellikle de dış ticaret fazlanızın olduğu ülkelerle yapılabilir. Yani bundan bir tanesi belki Almanya olacaktır ama tabii Avrupa Birliği'nde çok daha farklı perspektiflerden bakılıyor. Katar'la olan bu haber iyi oldu. Ama bu yarayı tam olarak kanamayı tam durdurmuyor. Bu dövizin düşmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi bence Türk lirasının yurt dışı piyasalarda ticaretinin alım satımının yavaşlamasından kaynaklanıyor. Bu benim görüşümdür. Bunu yakında tahmin edeyim rakamlar da destekleyecektir. Sebebi de şu, daha evvelden Türk lirası alıp döviz alan yabancı kuruluşlar şimdi vadeler geldiğinde piyasada Türk lirası olmadığı için taahhütlerini kapatmak adına döviz satarak Türk lirası yaratıp taahhütlerini yerine getiriyorlar. Şimdi Euroclear ile Clearstream durdurmuşlardı ama herhalde bunun etkilerinin dalga boyutunun fazla olacağı düşünülerek onlarla yapılacak olan ticarette bu 0.5 rasyosunun uygulanmayacağı muaf tutulduğu açıklandı. Bence doğru bir karar ama gönül isterdi ki böylesine büyük ve Avrupa piyasalarını yöneten kuruluşların daha önceden farkına varılıp bundan muaf tutulup durumu yönetmek daha iyi olurdu diye düşünüyorum Zeynep Hanım. Şimdi Euro Clear'la Clearstream'in Bridge platformu üzerinden TL işlemlerinin durdurulduğu haberin üzerine bir de BNP Paribas gelmişti biliyorsunuz. Orada da ana aracılık tarafında TL ile ilgili işlemler durduruldu denmişti. Bu hamleleri ne kadar kalıcı, ne kadar geçici görürsünüz aslında onu da bir piyasa tecrübenizde çok merak ediyorum Ziya Bey. Bir de Katar'la ilgili olan swap anlaşmasından söz ettiniz. Başka ülkelerin arkasından gelmesini bekler misiniz? Çünkü Bakan Albayrak daha öncesinde G20 ülkeleriyle görüştüklerini, birden fazla swap anlaşmasının da söz konusu olabileceğini söylemişti. Yani bu şey iyi bir başlangıç. Çünkü uzun zamandır söyleniyor yaklaşık 1-1,5 aydır işte anlaşma yapacağız diye. Yine bilindik bir isim Katar'la bunun 5'ten 15'e çıkması tabii ki umut verici bir şey ama diğer ülkelerle de yapılan veya yapılacak olan anlaşmaların bir an önce açıklanması, kamuoyuna duyurulması gerekir ki yöneticilerin bu sözlü yönlendirmelerinin arkasının ne kadar dolu olduğu ve bundan sonraki diğer politikalarla ilgili inandırıcılıklarının test edilmesi açısından çok önemli. O yüzden süratle ben diğer kuruluşlarla bekliyorum. Ben olacağı kanaatindeyim. En azından bir iki tane daha olur. Ben bunlardan bir tanesini her şeye rağmen, tüm zorluklarına rağmen Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası da olabilir. Ondan bekliyorum. Mutlaka olacaktır diye. Ama tabii swap olayı mevzuyu bitirmiyor. Dediğim gibi bizim kalıcı döviz hı hı. yaratmamız lazım. Diğer taraftan da söylediğiniz BNP Paribas, yani bunlar daha evvelden durduruldu hatırlarsanız BNP Paribas, Citibank galiba bir banka daha vardı. 3 bankaydılar. UBS olması lazım. Evet. Hı hı. Bu 3 bankanın durdurulmuştu. Şimdi bu bir reaksiyondur.
Artı madem siz bu kadar kısıtlıyorsunuz, demek ki Türk lirasının siz trade edilmesini istemiyorsunuz, biz de bunu yapmayacağız anlamında bir ikinci bir reaksiyon. Daha şimdi bizim 32 sayılı Türk parasını koruma kanunu ve Türk lirasının tabii o dönemde konvertibil hale gelmesini sağlayan bir kararımız vardı. Bu onu biraz zedeliyor ama bu geçici bir dönemdir diye ben bekliyorum. Tahmin ediyorum bir müddet sonra BDDK bu kısıtlamaları kaldıracaktır. Çünkü bunu tamamlayıcı bir sürü karar geliyor. Bugün işte 800 tane yeni ürüne gümrük, ek gümrük vergisinin gelmesi de bazı ekonomik alanlarda döviz çıkışını bir nebze yavaşlatmaya yarayacak kararlar bütün olarak görmek lazım. Bu evet. Geçici dönem atlattıktan sonra normale dönmemizi bekliyorum ben. Rol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt, çok çok teşekkür ediyoruz bizi aydınlattığınız için bu sabah. Son bir yine son dakika bilgisi de ekleyerek kapatalım. Yurt dışı üretici fiyat endeksi de geldi. Yurt dışı üfe tarafında yıllık %13, aylıkta %5,46'lık artışlar gördük diyelim. Piyasa masasına bugün de böyle nokta koyalım. Yarın sabah buluşmak üzere, hoşçakalın.